Yeni bir videodan, yeni bir Rocket League videosundan daha hepinize merhaba. Şimdi arkadaşlar bugün Nissan paketi ve birkaç yenilik gelmiş oyuna. Bir haftadır video yoktu. Bunlara bakacağız. Sohbet muhabbet tadında bir video olacak ve böyle bir ekranda karşıladım sizleri. Şimdi Nissan performans paketi diyor. Buna göz atacağız. RNG Nissan klasik nedir bu? Bir tane e-spor müsabakası. Buna bakacağız. Bu ne? Twitch'te Nissan Crib Battles ekip mücadeleleri, 25.000 Amerikan doları. Bunlar da e-sporlarla ilgili olaylar. Şimdi buradan öğe mağazamıza geleceğiz ama şunu da söyleyeyim. Sezon ödülleri açıklandı. Sezon ödülleri de şöyle olacak. Onu da yani sizlere envanter üzerinden göstermeyeceğim ama bir fikir sahibi olacaksınız. Hemen şuradan ne diyelim? S kaçtı lan? S1 miydi o? Bakın arkadaşlar böyle çıkartmalar gelecek. Yani bu tarz gelmeyecek ama buna yakın bir ödül açıkladılar. İşte her rank için yok bende ama sizin kafanıza bir fikir sahibi olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi bu sezon ödülleri meselesine de değindik. Gelelim mağazasına. Burada değişen bir şey var mı? Yok, zaten buradan hiçbir şey almayın. Bakın ama şunu da söyleyeyim. Mutlaka IDGAR kodunu, bakın bende yok şu an, hemen girelim. IDGAR kodunu girip beni desteklemeyi unutmayın. Bir şey satın aldığınızda bu kod ile bana destek olmuş olursunuz. Sizin satın aldığınızda %5'i geliyor. Eğer beni desteklemek istemiyorsanız başka bir yayıncı, YouTuber'ı destekleyebilirsiniz. Çünkü sizden hiçbir şey gitmiyor. Şimdi bundles diyor. Bu bundle'lar aynıydı. Gelelim Nissan arkadaşlar. Şöyle bir paket. 1100 kredi diyor. Bir bakalım. Nissan Z. Oğlum bu araba nedense benim gözüme Tesla gibi gözüktü ya. Çok böyle fütüristik bir araba olmuş. Yani geleceğe dönük bir araba olmuş. Nissan Z performansı diyor. Yani Türkçe böyle çevirmişler. Mavi arabayı görüntülediğimizde de bu şekilde. Tekerlek ne? Nissan Z performans diyor. Yani tekerlek çok yükselemedim. Çıkartma var. Face klanı için. Bir tane de şöyle bir banner var. Banner güzel ama ya 1100 kredi aslında verilebilir çünkü 2000 krediden artık paketler 1100 kredi düştü ve o fiyata geliyor. Bundan daha öncesinde F1 paketi gelmişti. Ya ben yine klasik yorumu yapacağım. Bu arabayı yani beğendim veya beğenmedim desem bu benim kendi görüşüm olur. Sizin içinize sindiyse alabilirsiniz arkadaşlar. Ama önce dediğim gibi şuradan olan şey gitti. IDGAR kodunu kullanıp öyle almayı unutmayın. Bir de şey yorumlayalım. Pakete puanımız kaç olabilir? Bir baksak şöyle. Şimdi araba var. Tekerlek var. Ama tekerlek harbiden çok kötü. Yani tekerlekten saymıyorum arkadaşlar. Kullanmazsınız bunu. Çıkartma bu arada bak cidden fena değil. Eğer böyle face klan hayranınız varsa ya da sempatizanınız yani gidebilir. Ben tabi e-spor çok takip etmiyorum Rocket League'de. Belli başlı takımlar dışında ama ya bilmiyorum, bence çıkartma güzel ve bak burada da Nissan yazıyor. Öyle bir detay var. Ben çıkartmayı beğendim bu arada. Benim zombayla falan da gitmiş. Ve bir tane de benim. Bu arada ücretsiz söyle falan geldi normalde. Öyle bir şey gelmemiş galiba. Şöyle bir bakalım, burada yok zaten. Özelleştirme paketi bu zaten farklı bir şey. Başlangıç paketi bu farklı. Aynen. Şey gelmemiş. Siz söyleyin adını. Ücretsiz böyle gelmemiş. Şimdi şöyle yapalım. Bu paketin bir de yama notlarını da okuyalım. Orada bir değişiklik var mı diye. Bir de şu sezon ödüllerinin fotoğrafını bulsam onu göstereyim. Orada da videoyu bitirelim. Şimdi burada Rocket League'in kendi resmi web sitesinde yama notlarını göstereceğim. Ama bir dakika şu videoyu da bir çıtırından bir izleyelim. 720p çekelim. Şimdi burada şöyle bir atlayacağım. Sadece bir arabanın hani oyunda nasıl göründüğüne bakmak istiyorum. Yani bildiğimiz gibi bir değişiklik yok. Böyle de güzel bir sinematik 40 saniyelik bir filmi var. Şimdi burada bizim gözümüze çarpan ne var? Şurada bakın, will be available May 26 June 7 diyor. Yani Haziran'ın 7'sine kadar yaklaşık 2 hafta, hatta yaklaşık bir direkt 2 hafta kalacak. Bayağı sağlam yani, iyi bir süre. Onun dışında Domius hitbox'ına sahip. Domius hitbox'ına ne oluyor bilmeyenler için hemen gösterelim. Dominus'ta bir araba var arkadaşlar ve bu arabaları genel olarak şu gördüğünüz ekrandaki araba Freestyle'lar kullanıyor ve buna da nasıl diyeyim size, hitbox'ı arabanın topa değme hacmi diye çevirebiliriz. Yani bu değme hacmi Dominus'ta daha uzundur, daha kısadır ama mesela bu arabada Merc hitbox vardır. Çok daha kısadır fakat enine doğru daha uzun olduğu için daha değişik kişiler kullanıyor. Böyle çevirebiliriz hitbox'ı. Onun dışında e-spor etkinlikleri geliyormuş. Nissan Classics, RSS, Kuzey Amerika bölgesi etkinliklerinden falan bahsediyor. Çok yüzeysel çevirdim ama siz Türkçe şey okursunuz. 1100 kalori demiştik zaten. Onun dışında işte Face kanalını çıkartması, Dominos hitbox'ı. Farklı bir şey arıyorum ama galiba yok. Renkler otomatik olarak değişiyor sizin takımınıza göre diyor. Şu şöyle mesela, eğer mavi takımdaysanız Face kanalın rengi mavi oluyor. Turuncu takımdaysanız Face kalan çıkartmasının rengi turuncu oluyor. Bundan bahsediyor. Ve şöyle bir şey de eklemişler. 2023 versiyonu da geliyor bu paketin. O da bu yazda gelecek diye eklemişler. Onun dışında bir şey var mı? Burada paketin içeriğini görüyorsunuz. Nissan eventleri, Nissan etkinlikleri, işte bu bahsettiğimiz e-spor etkinlikleri. Bunlar çok önemli ve böyle bir makale diyelim. Burada Nissan konusu noktaya. Pakete bir puan verecek olursak ben 10 üzerinden 6-7 arası diyorum ama 6'da kalacağım ya. Benim çok yükseldiğim bir paket olmadı çünkü. Mesela F1 2022 paketi çok daha iyi. Bir sürü F1 aracı alıyorsunuz. Yanında 5-10 tane çıkartması var. 1100 kredi veriyorsunuz. Bunda sadece bir lastik bir çıkartma diye geçiştirmişler. Ama araba sağlam mı? Ya bir Nissan SKYLINE olmasa da sağlam. Nissan SKYLINE bekliyordu insanlar mesela. O gelmedi ama o da geri dönecek yani. Ben kesin eminim. Çünkü Epic Games bir Rocket League'de bayağı hala bir düşüş olduğu için artık son konsolunu oynuyorlar gibi bir şey oluyor. İnsanlar oynama almak için. Şimdi bunu kapadık. Sezon ödülleri. Artık sezon 6 bitiyor. Tabii sezon 6'da hangi birimiz rank kasıyoruz bilmiyorum. Mesela bir yazın arkadaşlar yorumlara. Sezon 6'da rank kasan var mı? Mesela ben hiç kasmıyorum. Videodan video oynuyorum. Bunu da söyleyeyim sizlere. Ya böyle ciddi keyif alarak rank kasamazsın, mutlaka yorumda yazsın, tartışalım çünkü ben merak ediyorum hani nasıl keyif alıyorsunuz ya da almayanlar da görüşlerini belirtirse sevinirim. Şimdi bir bakalım burada ne diyor. Şöyle yüzeysel bir şekilde çevirecek olursak işte rekabetçi sezon ödüllerinin animasyonlu evrensel ibaresini anlamadım ama evrensel çıkartmalar olduğundan bahsetmiş. Şimdi buraya bir gelelim. Bronz 1 ve üstü bronz çıkartması, işte silver 1 ve üstü silver çıkartması ve diğer kademedeki çıkartmalar, bunları zaten biliyoruz ama çıkartmalar hakkında şöyle bir görsel ve şöyle bir görsel var arkadaşlar, o kadar. Yani çıkartmaları beğenmediğimi söylemek istiyorum, gerçekten güzel durmuyor. Tabi şu fotoğraftan yorum yapıyorum ama ilk bakışım olumsuz. Onun dışında burada ünvan ödüllerimiz var. Grand Champion ve üstü bitirseniz. Mesela işte normal rekabetçi modlarda bitirseniz kırmızı renkte S6 Grand Champion, işte Rumble'da bitirseniz S6 RNG Champ, Dunk Master, bunu nasıl çevirebiliriz ya? Smaç ustası diye çevirebiliriz. Blizzard. Bu ne içinde? Bu Snow Day, Karlı Günü. Yani Karlı Günü. Bak bu arada şunu söyleyeyim. Karlı Günü'nde çok kolay Grand Champion olursunuz. Yani çok kolay dediğim, elmas kademesi ve şampiyon kademesindeki kişiler çok kolay Grand Champion olabilir bu modda. Yani kasıp bu şeyi alacağım diyorsanız eğer başlığı deneyebilirsiniz. Yani havalı bir şey gözükür. Bu da Crimson, yani kırmızı fontta. Onun dışında bu neymiş? Dropshot içinde Fuller Destroyer, yani zemin hasar vericisi mi de içerim artık. Bu şekilde bir ünvan var. Şimdi SSL için yine aynı S6 Supersonic Legend, S6 RNG Genius. RNG işte Genius, yani dahi, RNG dahisiyle çevirebiliriz. Legendary Bowler, efsanevi topçu basket için. Ice Titan, Buz Titan'ı. Tile Annihilator. Valla bunun Türkçesi bilmiyorum arkadaşlar. İyi İngilizce bilen varsa bunu çevirirsin, sevinirmiyorum da. Bu ödüllerimize bu şekilde. Onun dışında işte turnuva kredileri resetlenecek demiş ve hali hazırda turnuva krediniz varsa harcamadıysanız sezon bitmeden harcayın. Ve eklemişler, sizin rankınız sizi tam olarak belli etmiyor diyor, yani tam olarak tarif etmiyor diyor. Hani böyle tipler var ya arkadaşlar, bizim özellikle bir Türk Rocket League toplumda, abi kardeşim ben Diamond'ım işte seni ezerim, ne bileyim şampiyonum ama GC olmam lazım gibi. Yani bu bu argümanda Rocket League başka bir argümanla cevap vermiş. İşte sakin olun. İşte falan filan diye burada laf salatası yapmışlar. Bir sonraki sezon bu şeyi ne derler, şanssızlığınızı kırıp zirveye ulaşabilirsiniz diye de eklemişler. Tabii böyle tam çeviremedim ama çok hızlı bir şekilde çevirmeye çalıştım ve bundan sonrası da burası Rocket League diye böyle bir ya aslında çok yani sezon ödülüne çok böyle insanları umutlandırmaya çalışmışlar gibi gelmiş. MMR'lar düşer mi bilmiyorum ama böyle bir sohbet muhabbetinde video oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu aralar farkındayım, biraz videolar seyrekleşti ama 2-3 günde bir video atmaya çalışacağımın şeyini, elinden gelen en iyisi yapacağımın sözünü verebilirim bu konuda. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorum olarak da belirtirseniz bana işte ne yapalım, ne içerik çekelim diye, bu sezonla alakalı, şu Nissan paketiyle alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda tartışalım. Hoşça kalın. Bay bay.